Günaydın. Herkese selamlar. DC'den ilk full günümüzden herkese merhabalar. Bugün apartment hunting yapacağız. Guess what? And we got no appointments. Which was a mistake because it's Sunday and most of the offices are closed. But we're just gonna go around and see what we can find. And we are gonna find something for sure. Belki COVID testi yaptırmaya geldik. Yeah, bakalım. Bugün pazar olduğu için aslında biraz bulmakta zorlandık açık yerleri. Ama şimdi bir tane bulduk. Bakalım nasıl? Çok heyecanlıyız. Burası yatak odası ve hemen yanında küçük bir klozet var gördüğünüz üzere. Aslında yatak odasının boyutu bana biraz küçük geldi ve dışarısı maalesef çok güzel bir manzaraya bakmıyor. Bu evdeki en güzel özellik tamamen sıfır, her şey yeni. Gördüğünüz üzere zaten bütün siteyi yeniden yapıyorlar. Fakat salon olan bölüm ancak bir koltuk sığar. Mutfağa bayıldım. Yani bütün evler arasında gördüğüm hala en güzel mutfak orasıydı. Banyo için gene güzel, küçük ama bence fena değildi. Dediğim gibi bir de her şeyin yeni olması çok hoşuma gitmişti aslında bu evle alakalı olarak. Sadece yatak odasının boyutu. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi de çamaşır makinesi. Balkonun olması çok güzel ve manzara için 4 ay içerisinde falan tamamen düzeleceği söylenmiş. Burası aynı binada gördüğümüz ikinci ev. Yine yatak odası küçük, salonu da inanılmaz küçük aslında, sadece bir tane koltuğun sığacağı boyutta. Herhalde bu binadaki evlerde en beğendiğim şey mutfaktı çünkü adayla geliyordu ve açık renkli bir mutfaktı. Ama onun dışında işte dediğim gibi yatak odasının ve salonun küçük olmasıyla beraber bu evleri birazcık düşünmeye aldık. Yani hiçbir şey olmazsa buraya geliriz gibi düşündük. Dolap çok güzel. Yani dolabın olduğu klozet bölümü çok güzeldi. Bu da gördüğümüz son ev. Yine aslında aynı. Tarz aynı. Boyut aynı. Ve bu da son ev. Aslında bunda ada olmadığı için bize ada teklif etmişlerdi. Yani ücretini vermeyi teklif etmişlerdi. Ama genel olarak yine evlerin boyutu aynı büyüklükte olduğu için düşünüyoruz. Yemek yememiz lazım. Fakat size şöyle gezdiğimiz yeri birazcık göstereceğim. Şu an Georgetown'dayız. Aslında ilk aklımda olan yer burasıydı. Biraz da böyle townhouse'lar var. Hafif bir tık böyle Soho havası var. O yüzden de ilgimi çekiyor. Nasıl bulacağız biz bu evi Zack? Nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi bu Akdeniz mutfağından bir şeyler yemeye geldik. Baklava bile var. İçeride yemeniz şu anda yasal olarak izin verilmediği için bildiğiniz dışarıda. Şurada yiyoruz. Ne yiyoruz? Göster Zekçim. Bu? Tavuklu ve köfteli börek. Açma neyse o. Evet, ikisi çok güzel. Güzel ya. Ve kadayıf aldık. Şurada kadayıf da aldık. Hadi afiyet olsun. Uzun zamandır canım kadayıf çekiyordu ama inşallah güzel yapmışlardır. Georgetown'ın çevresine gezdik ve inanılmaz tatlı bir yer. Şu ana kadar ki Georgetown'la alakalı tek olay oradakiler townhouse. Şu andaki ilk opsiyonumuz aslında townhouse değil. Şu ana kadar ilgimi çeken ilk şey, yanınızdan geçen insanların hepsi farklı bir dil konuşuyor. O kadar internasyonel bir yer ki çok hoşuma gitti bu olay. Şu anda çok daha değişik bir yere geldik. Kilise gibi, otel gibi. Henüz içeri gidemedik ama şeyin girişi burası. Concierge, lobisi var. Yorulduk ya. Bu binanın içerisinde gördüğümüz bütün evler, bütün şehirde gördüklerimizden daha büyüktü. Fakat binanın olduğu yer downtown'a uzaktı ve aslında bence evler biraz daha eskiydi. Gene de çok beğenmedik açıkçası çünkü mesela banyosu da aslında biraz küçüktü bence. Evler büyük dediğim gibi. Aslında biz iki odalı bir ev bulmayı çok istiyorduk ama eğer ki tam şehir merkezinde bir şey istiyorsanız çok daha yüksek ücretliydi. Mutfağı aslında böyle ikili olması hem güzel hem değişik. Fakat dolaplar bakımından ben normalde beyaz renk çok istiyordum. Acaba beyaz renk bulabildim mi? Sonuç olarak bilmiyoruz. Şu an söyleyemiyorum. Dışında dediğim gibi dolaplar falan fena değildi. Şöyle aslında küçük bir sunroom denilen, den denilen bölge var. Bunun olması şöyle güzel. Ekstra bir odanın olması ve güneş görüyor olması güzel.
aynı binada ikinci evdeyiz. Bu arada akşam olduğu için evler çok daha karanlık. Gene aynı, boyut olarak bayağı büyük. Yani bir tık daha bildiğim ev tarzında. Hem büyük hem geniş. Rahat, bayağı rahat duruyor ama pencerelerin hem böyle daha düşük olması, manzaranın böyle arkaya bakıyor olması, çok seçici gibi olabilirim şu anda ama yani ev ararken bunlar aslında dikkat ettiğimiz özelliklerden bir tanesiydi. Banyo küçük ama temiz. Mutfak yine fena değil. Fakat her şey eski model olduğu için biraz daha az cazibeliydi bizim için. Ve bulaşık makinesi inanılmaz küçük. Kimseye yetmez o. Böyle burada gördüğümüz ev. Bu arada çamaşır makinesi de binada, yani kendi evimizde değil. Şimdi eve doğru gidiyoruz artık. Bugün dediğimiz gibi biraz daha böyle show up yaptığımız ve sabah da Covid testi falan olduğu için çok fazla apartman göremedik. Ama yarın için çok güzel randevular aldık. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bakalım kaç günde bu evi bulacağız. Şimdilik görüşürüz. Mwah. Mwah. Apartment hunting day 2. Şu anda o kadar yoğunuz ki. Apartman arayışının ikinci gününe hoş geldiniz. Az önce İskender kebabını yolda bitirdim alt yazılarını. Her neyse, şimdi bu Arlington bölgesinde bir eve bakmaya geldik. Burası Arlington'da gördüğümüz ilk ve son ev. Aslında evin boyutu yine çok güzel. Mutfağın beyaz olması mükemmel renk bakımından. Ama eşyalar yine çok eski. Ve evin içerisinde, hatta binanın içerisinde çamaşır makinesi yoktu. Baya baya dışarı gitmeniz gerekiyor. Yatak odasındaki pencereler çok yüksekte, sanki baya bodrum katı gibiydi. Yine tuvalet fena değildi açıkçası. Boyut olarak biraz küçük olsa da. Genel olarak maalesef yani bu evde ilk tercihimiz olan evlerden değildi. Şu anda klozete giriyorum. Hello! Burası bu bölgede gördüğümüz ikinci ev. İlkine göre çok daha güzeldi. Ama dediğim gibi çamaşır makinesi içinde, yani koca sepetinizi alıp mahallede yürümek bize biraz saçma geldi açıkçası. Mutfak yine beyaz, banyo beyaz. Fena değil. Yerlerin mesela ben hardwood olmasını daha çok beğeniyorum ama işte pencerelerin yüksek olması falan filan bu evleri maalesef tercih etmemize neden olan sebeplerden biri. Hi Zach. Bu arada Amerika'daki birçok evin aslında yeri genelde halılı oluyor. Bana çok garip gelen bir şey. Biraz pistte bulduğum bir şey aslında ama alışıyoruz zamanla. Burası da son gördüğümüz ev. Bayağı bodrum katı aslında. Belki videodan çok belli olmuyordur. Böyle. Aslında Arlington güzel bir bölge. Hem DC area'ya da bayağı yakın. DC bölgesine de bayağı yakın. Ama yok ya, olmadı. Yani böyle içimize şey olması gerekiyor ya, böyle tamam aha budur. Onu bekliyoruz. Burası şu ana kadar DC'de gördüğümüz ve en beğendiğimiz yer. Hem içerisinde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Boyut olarak fena değil. Bulunduğu bölge tam downtown'da, Shan bölgesinde ve çok çok tatlı bir yerde. Banyosu, mutfağı, her şeyini çok beğeniyoruz şu ana kadar. Yatak odası bir tık küçük. Hatta klozet bölümü, kıyafetlerin konulduğu yer çok çok küçük. Yani iki kişi için özellikle, çünkü bana bile burası sığmaz açıkçası. Yani storage bakımından ev küçüktü ama manzarası çok tatlıydı. Aslında biz tutacağımız evi henüz görmedik bu arada. Burası 8. kat, zaten tutulmuş. Bu arada bu tarz evlerin çatıları hep böyle. Hem eğlence alanı, işte Covid olduğu için şu an çok aktif değil ama manzara bakımından rooftop, işte havuzu ya da mangal bile yapılacak yeri vardı. Burası yine aynı binada gördüğümüz ikinci ev. Burayı neden beğenmediğimizi açıkçası şu anda tam hatırlayamıyorum. Yani genel olarak bu binayı beğenmiştik. Hatta biraz sonra göreceksiniz, başvuru bile yaptık biz buraya. Klozeti falan bir öncekine göre inanılmaz büyük. Yani bir öncekine göre gerçekten boyut olarak çok güzeldi. Manzarası da çok güzel. Dediğim gibi bulunduğu yer çok güzel. Dışarı çıktığınızda bayağı kafelerin, restoranların içerisinde geziyorsunuz. Bu arada bu tarz evler engelliler için hazırlandığı için her şey biraz daha alçak yapılmış. Mesela mikrodalga fırın falan hep tezgahın üstündeydi. Bu arada bulaşık makinelerini hep kontrol ediyorum. Çünkü kötü eski bulaşık makinelerinden nefret ediyorum. Dolaplar itibariyle de fena değildi.
Yani şu an bu eve neden başvuru yapmadığımızı tam hatırlamıyorum. Daha içini bile görmediğimiz ev için başvuru yapıyoruz. Çünkü risksiz denmişti biraz daha binayı güvenceye alabilmek için. Siz başvuru yapın, bir para ödemeniz gerekmiyor denmişti. Biz de yaptık. Bir tane biz çok sevdiğimiz var. Fakat aslında biz şu anda başvuru yaptığımız evi görmedik. Ona benzer bir şey gördük. Ya galiba dünyada bir tek ikimizizdir böyle Zek. Evi görmeden ikinci gün application yapan. Ama bu yer çok güzel, çok ilginç, çok güzel restoranlar var ve market. Bizim herhangi istediğimiz şey var. Ve aslında şöyle, biz bina olarak da böyle bir şey arıyorduk. Biraz daha luxury apartments diye geçiyor. İçerisinde işte 24 saat güvenliği var. Kendi lunch room'u vesaire var. Fitness, her şey var. Üst katı normalde pool da var ama şu anda tabii kullanılamıyor. O yüzden bir de Covid döneminde bayağı bir indirim bir şeyler de yaptıkları için bizim hoşumuza gitti şu anda. Bilmiyorum. Ya evet, bakalım. Şimdi birazcık neighborhood'u gezeceğiz. Biraz daha böyle fikir sahibi olmak istiyoruz çevreyle alakalı. Ama bu olacak gibi. Ya. Evet. Yine bu arada aynı bölgede, Şan bölgesinde başka bir ev daha bulduk. Gelip görmek istedik hani hemen tamamen karar vermeden ama burası gördüğünüz üzere çok daha karanlık, çok daha böyle aslında New York havası hissetmiştim ben. Biraz modern ama aynı zamanda eski bir havasıyla beraber. Burası aynı binada ikinci gördüğümüz ev. Normal şartlarda ben bu eve bayıldım. Neden bilmiyorum, belki siyah alçak pencerelerinden dolayı. Ve biraz daha bence bohem bir havası vardı bu evin. Ama bu bina, bu hani luxury apartments dediğimiz tarzda değildi. İçerisinde amenity yoktu. Yani fitness ya da güvenliği yoktu. O yüzden muhtemelen bir tık daha kaybetti bu ev şansını. Bir de yatak odası çok küçük. Balkonu var minnacık ama boyut olarak inanılmaz küçük. Ve ikinci günümüzün akşam olmasına rağmen gördüğümüz son evlerinden bir tanesi. Bu ev bütçemizin üstünde bir evdi ama boyut olarak çok 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 beğendik. Yatak odası şu ana kadar gördüğümüz en büyük yatak odası. Ve sunroom diye bir bölgesi var gördüğünüz üzere. Bütün full cam ve manzara olarak da mükemmel. Tam şehrin içerisinde. Bina zaten yani kapış kapış gidiyor şu anda. Bütün herkes bu binadan ev tutmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi yatak odasından aslında banyo direkt geçiş var. Hatta bu arada giyinme odasından geçiyorsunuz. Banyonun iki kapısı var. Hem mutfak tarafından hem de odadan girebiliyorsunuz. Banyo aslında renk olarak çok hoşuma gitmiyor ama gene fena değil. Çamaşır makinesi var kurutucusuyla beraber. Mutfak da bir tık koyu ama açıkçası gene de fena değildi. Beğendim. Apartment hunting day 3. Üçüncü günden selamlar. Ne olmuş kışma ya? Bugün bulacağımızı düşünüyoruz. Yani dün bir yere başvuru yaptık, siz de biliyorsunuz ama hala aramaya devam etmiştik. İnşallah bugün buluyoruz. Selamlar. Selamlar. Kahvaltı yeri arıyoruz. Burası bugün gördüğümüz ilk bina ve bayıldık. Yani ben birçok şeyini çok sevdim aslında bu binanın. Tabii ki de mutfağının beyaz olması, temiz ve yeni görünüyor olması beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesiydi. Aslında bu bina bir de self-guide'di. Yani her şeyi kendimiz inceledik. Oturma odası bölümü çok büyük, harika. Tek sıkıntısı manzarası itibariyle diğer evlere bakıyor olması. Yatak odasının boyutu da çok güzel. Yine halılı bu arada, birçok evdeki gibi. Banyosu da çok güzel. Hem büyük hem temiz. Bu arada sadece buradaki tek sıkıntı giyinme odasının banyonun içerisinde olması. Yani sadece oradan girişinin olmasını çok beğenmedim aslında. Yine çamaşır makinesi ve kurutucusu apartmanın içerisinde. Yani bu binadaki her evi inanılmaz beğendik aslında ve gerçekten hem modern bir havası vardı ve tabii ki de beyaz tezgah inanılmaz hoşuma gitmişti. Burası bu binada ikinci gördüğümüz ev. Biraz daha karanlık ama içerisinde fireplace var. Bunun olması da bana açıkçası çok cezbedici gelmişti. Özellikle yani daha bir cozy havası yaratmıştı. Aslında bu binadaki bütün evleri beğendim açıkçası. Burası biraz karanlıktı. Dizaynı da birazcık değişikti. Yine ekstra storage bölümleri vardı. Çamaşır makinesi falan her şey var. Eğer ki bu bina tam aradığımız bölgede olsaydı, biraz daha downtown, Dupont Circle olan bölgede, hemen atlayıp hemen tutacağım bir binaydı açıkçası.
Burası 9. kat. Yine böyle fireplace'li bir yer. Manzara itibariyle bir tık daha güzel. Az öncekilerde göstermemişim aslında. Birçoğu diğer evlerle bitişik olduğu için o havayı sevmiyorum. Özellikle Covid döneminde dışarı baktığında bir manzara istiyordum. Ama yani burası mesela 10 üzerinden 3. olabilecek bir yerdi bizim için. Bu ufak bir oval şekline gelen oturma odalarını da çok beğendim. Yatak odası gene boyut olarak fena değildi. Ama işte buradaki sıkıntı manzarası ve binanın bulunduğu bölgede, yani çevre bölgede sadece otellerin ve binaların olması, otel, kafe ya da restoranın olmaması, hatta markete bile birazcık uzak olması itibariyle birazcık şansını kaybeden bir bina oldu. Burası da çok güzel. Burası biraz daha şehre bakan bir yer ama karanlık. Belki videodan çok belli olmuyor ama biliyorsunuz video çekmek için aradığımız özelliklerden bir tanesi evin aydınlık olmasıydı. Banyosu, klozeti birazcık değişik. Böyle. Ev aramaları devam ediyor. Burası City Center'ın rooftop'ı. Aslında City Center bu şehirde en çok merak ettiğim binaydı. Çünkü bulunduğu konum itibariyle ve o kadar modern ve spacey duruyordu ki çok çok girmek istiyordum içerisine. Ne var ki randevuları bizi son anda aldığımız için biraz zorluyordu. Bu ev aslında biraz yani beklediğimizden çok daha küçük geldi. Çünkü bunlara mesela junior bedroom deniyor. Şimdi göreceksiniz yatak odası mesela tam ortada. Asla penceresi ve ışığı yok. Yani seçenek olarak eğer ki bu binada yaşamak istiyorsanız ve tek kişiyseniz belki yani çok daha mantıklı bir yer. Burası oturma odası ve gördüğünüz üzere manzarası yine başka evlere bakıyor. En istemediğim şeylerden bir tanesiydi. Burası da bu binada gördüğümüz ikinci ev. Maalesef daha fazla seçenek yoktu. Hem bütçemiz itibariyle hem de şu an çok yoğun. Çünkü bütün binalar aslında böyle bir ay ya da iki ay kira free, yani kira almıyorlar. Ve tabii ki de çamaşır makinesi olması itibariyle süper. Bu ev belki tek kişi olduğunuz zaman çok mantıklı ama iki kişi ve evden çalışan iki kişi için çok çok küçüktü. Çünkü bu kadarcık oturma odası var. Mutfağı bir tık yani beyaz olması itibariyle hoşuma gidiyor ama şekil olarak hiç hoşuma gitmemişti. Ve tabii ki de en killer tarafı manzarası. Pencereleri o kadar büyük ve geniş ki manzara harika görünüyordu. Burası da bu arada engelliler için hazırlandığından dolayı her şey daha alçak yapılmıştı. Yatak odası normal. Bu arada halısız olan ilk yatak odası. Penceresi de yani manzara olarak güzeldi, fena değildi. Ve biz ikinci gün akşam gördüğümüz binaya tekrardan geldik. Burası Meridian. Aslında o gün gördüğümüz 10. kattaki ev aklımızda kalmıştı. Ve şu anda self-guide'iz. Yani ikimiziz istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Evin boyutu itibariyle bir önceki gördüğümüz evden daha küçük ama tip olarak çok benziyordu. Bu evdeki tek sıkıntım banyoların, yani dolapların rengi. Ama onun dışında her şeye o kadar bayılmıştık ki bu evle alakalı olarak. Bir de fiyat olarak bunun boyutu küçük olduğu için fiyatı da çok daha uygundu. 12. kat. Pencereler kocaman, manzarası bence mükemmel, salonunun boyutu harika. Dizayn olarak çok içimize sinen bir yer ve yatak odasının boyutu da özellikle çok güzel. Burası da aynen yatak odasından yine giyinme odasını geçerekten banyoya girebiliyorsunuz. Böyle şu anda her şey içimize çok siniyor. Çamaşır makinesi, kurutucusu, mutfağıyla beraber her şeye bayıldık. We didn't apply yet. But, looks like we're getting this one. Yeah, baby! Ah, yorulduk, vallahi yorulduk. We did it. We did it. Çok yorulduk. Ama we did it. Çok yorulduk ama we did it. İmtihanı maşallah.